Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet, adaletin olmadığı, çünkü yargının bir türlü bağımsızlaşamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün savcılarımızı, bütün yargıçlarımızı asla ve asla bunun içine sokmak istemem. Tabii ki Türkiye'de son derece dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu, asla ve asla hiç kimseden emir almayacak kadar görevine ve adalet duygularına bağlı yüksek vicdanlı savcılarımız var. Ve bir o kadar da yargıçlarımız var. Ama sayıları o kadar olmasa da otoritenin emrine girmiş, hukukun değil, otoritenin emrinde çalışan, yasaların değil, otoritenin emrettiklerini yerine getiren savcı ve yargıçlarımız da var. Canlarım, adaletin yerini nefret aldı Türkiye'de. Evet, liyakatin yerini otoriteye sadakat aldı. Padişahlıkta bile yoktu. Padişahlıkta bile kara kuşi tipi kadılar çok az sayıdaydı. Kadılar, padişahı da, Şeyhülislam'ı da hukuk konusunda eğer kendileri haklıysa kesinlikle dinlemezlerdi. Öyle adil, öyle adil kadılar vardı Osmanlı'da. Onlarla ilgili kıssaları okuyup hisseler çıkarırız çoğu zaman. Ama ne yazık ki Türkiye'de bugün kanunları da hukukun temel ilkelerini de hiçe sayan yargıçlar var, savcılar var. Bunu kendimi savunmak için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Benimki ne ki? 380 gün hapis cezası. Yarın bir gün başkalarından da vereceklerdir. Az önce Göztepe Karakolu'ndan geldim. Neden? İfade verdim orada da. Adana'dan adamın biri beni CİMER'e şikayet etmiş. Tanımam, etmem, bilmem. Neymiş efendim? Ben hakaret ediyormuşum Cumhurbaşkanı'na. İçinde bir tek hakaret cümlesi yok. Deşifre etmişler konuşmamın içinde bir tek hakaret yok. Ne var? Elbette eleştiri var. Tabii eleştireceğim ya. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i de, HDP'li eş başkanları da, HDP'lileri de, MHP'lileri de eleştiriyorum. Onlar niye gidip de beni mahkemeye, savcılıklara şikayet etmiyorlar? Ayıptır ya. Ayıptır be. CİMER de bunları ciddiye alıyor ve benimle ilgili hemen mutlaka ve mutlaka önce savcılık ifadesine başvuruyor. Sonra soruşturma açıyor. Sonra da Rütük davasında olduğu gibi hapis cezası kesiyor. Umurumda bile değil. Ben hapis yatarım da çıkarım da. Ama kendileri bütün dünyaya rezil oluyorlar. Bütün dünyaya ülkemizi de rezil ettiler. Bakın hiç dostumuz kalmadı. Hiç dünyada. Neden kalmadı? Yargımız kalmadığı için. Yargıya güven kalmadığı için. Yargımız pek çok konuda emir komuta altında çalıştığı için kalmadı. İnanıyorum ki Rütük'ün hakkımda verdiği 380 günlük hapis cezası istinaf mahkemesinde bozulacak. Neden bozulacak? Canlarım defalarca anlattım, bıkmadan, usanmadan anlatacağım. İfademde de belirttim zaten. Ben Rütük yönetimini neden eleştirdim? Çünkü TGRT FM'de Medya Kritik isimli programda Sözcü Gazetesi yönetimine çalışanlarına ve okurlarına yapılabilecek hakaretlerin en ağırları yapılmıştı. Salak denmişti, eşek denmişti, hayvan denmişti, gerizekalılar denmişti, bidon kafalılar denmişti. Neler denmemişti ki? Sözcü Gazetesi yönetimi haklı olarak Rütük'e, TGRT'yi yani iktidarın televizyonunu şikayet etti. Bunlar bana, bize ve okurlarımıza hakaret ediyorlar diye. Rütük ne cevap verdi? Bunlar ifade özgürlüğüne girer, hakaret değil dedi. Ben de YouTube'da yaptığım, kanalımda yaptığım konuşmada Rütük üyelerine dedim ki efendiler, eğer bu kelimeleri hakaret olarak kabul etmiyor iseniz, acaba ben size o kelimelerle hitap etsem bunları da hakaret kabul etmez misiniz diye soru sordum sadece. Siz osunuz demedim. Konuşmamın hiçbir yerinde sizler de ha öylesiniz, böylesiniz, şöylesiniz yok. Size ben bu kelimelerle hitap etsem siz bunu hakaret olarak kabul etmez misiniz cümlesi var. Rütük şikayetçi. Böyle saçmalık. Böyle garabet olur mu canlarım? Kendi bokum ayva kokum. Allah Allah. Onlar birilerine yaptığımı hakaret değil. Biz onlara aynı kelimeleri size karşı kullansak diye sorsak bile hakaret etmiş kabul ediyoruz. Ve hapis cezası yiyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Canlarım, Türkiye bazı yargıçlar ve bazı savcılar tarafından bir adalet cehennemine çevrildi. Evet, bir adalet cehennemindeyiz. Adalet cehennemi nedir?
yargının adalete değil, nefrete dönüştüğü mekanlar, yerler, durumlardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde savcıların bir kısmı ve yargıçların bir kısmı, asla tamamı değil, fiili değil, faili yargılıyor. Yani yapılan eylemin suç olup olmadığına asla bakmıyor. Asla. İsterse suç olmasın ki değil. Eylemi yapan ya da suç isnadı yükletilen kim? Muhalif. Atın içeri. Peki hakaretler eden, eylemi yapan, suç olan hem de eylemi işleyen eğer iktidara yakınsa, reisin borazancı başıysa, satılmış tetikçi kalemlerse, onlara karşı ise merhametleri çalışıyor. Bırakın. İfade özgürlüğünü kullandı. Allah sizin belanızı versin be. Kimlerin? İşte bu tür yargıçların, bu tür savcıların. Eylem yerine eylemciyi, eylemcinin kimliğini, kişiliğini, düşüncelerini yargılamadan hapseden ne kadar savcı ve hakim varsa hepsinin Allah belalarını versin. Neden Allah belalarını versin diyorum peki? Bu dünyada onların belalarını kimse vermez. Bu şartlarda vermez. Hiç mi vermeyecek? Verecek. Bugünler geçecek. Bana ceza davası açan bütün hakimlerin hakkında ve benim soruşturma yaptıktan sonra kovuşturmaya dönüştüren bütün savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kime? Çok yakın bir zamanda kurulacak olan adil hakimler, savcılar kuruluna. Orada Adalet Bakanı da olmayacak, Adalet Bakan Yardımcısı da olmayacak. Orada gerçek hakimler, gerçek savcılar olacak. Evet, onlara şikayet edeceğim ve burunlarından fitil fitil getireceğim. Böyle rezillik olur mu be? Rütük'e gelelim, Rütük'e. Eğer hakaretse bir kez daha ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Efendiler, siz Sözcü Gazetesi çalışanlarına ve okurlarına söylenen o kelimelerin hiçbirisini hakaret olarak kabul etmediniz. Söylenen o sözler nelerse. Eğer siz o söylenen sözlerin hakaret değil, ifade özgürlüğü olduğu konusunda ısrarlıysanız, ki ısrarlısınız görünen o, bir kez daha bu sefer sormuyorum. Siz hakaret saymadığınız o fiillerin hepsine sahipsiniz. O eylemlerin hepsine sahipsiniz. Siz o eylemlerde Sözcü'nün bunlar bize hakaret ediyor dedikleri ne kadar pis, kirli sıfat varsa ve siz onların hepsini ifade özgürlüğü olarak kabul ediyorsanız, ben de ifade özgürlüğümü, hakkımı kullanıyorum ve size siz o sıfatların hepsine layıksınız diyorum. Hepiniz mi? Hayır, hepiniz değil. Ama savcı efendi, beni yargılayan ve benim hakkımda kovuşturma açan savcı, ben RTÜK üyelerinin bir kısmına dediğim halde gidiyor, bütün RTÜK üyelerine Memduh Bayraktaroğlu'ndan davacı mısınız diye soruyor. Böyle rezillik olur mu ya? Böyle rezillik var mı ya? Dünyada nerede görülmüş böyle bir şey ya? Hangi hukukta var böyle bir şey? Ama canlarım, tabii bilmiyorum, daha henüz bakmadım. RTÜK üyelerinin ne kadarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan şikayetçi oldu, hepsi mi oldu, yoksa bir kısmı hayır şikayetçi değiliz mi dediler, bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Ya bana atılı suçu ben Akyaka'da işlemişim, suçsa eğer. Akyaka'da işlemişim. Peki ben nerede yargılandım? Ankara'da yargılandım. Ya ayıptır be. Ayıptır be. Şimdi de gittim, Adana'dan yapılan bir şikayet nedeniyle ifade verdim. Yani ben şimdi bundan sonra açılacak olan kovuşturmada her duruşma için Adana'ya mı gideceğim? Birisi benimle ilgili Yüksekova'da dava açsa Yüksekova'ya mı gideceğim? Kars'ta açsa, Digor'da açsa Digor'a mı gideceğim? Ayıptır be. Böyle hukuk olur mu be? İnsafınız kurulsun. 70 yaşındayım. Ve pandemi süreci yaşıyoruz. Ne yapacağım ben? Otobüslere bineceğim, Ankara'ya duruşmalara gideceğim. Gitmedim. Bundan sonra da gitmeyeceğim. İstediğiniz kadar yargılayın. İsterseniz tutun beni, atın içeriye. Ama ben hakaret değil dediğiniz kelimeleri size sürekli söyleyeceğim. Çünkü siz o kelimelerin hepsini hak ediyorsunuz. Sizin hakaret saymadığınız ne kadar kelime varsa siz o kelimelerin hepsine layıksınız. Sizler birer, hepiniz değil, tekrarlıyorum, hepiniz değil, bir kısmınız. İsim ver, ne bileyim hangileriniz, nesiniz. Bilmiyorum ki. Evet, ama bunu RTÜK üyelerinin bir kısmına söylüyorum. Bakın bu sefer RTÜK demiyorum. RTÜK üyelerinin bir kısmı
Sözcüye yapılan ve ben söylemediğim halde ben size söylesem dediğim halde hakaret kabul ettikleri o sıfatların hepsini o bir kısım bütük üyelerine aynen iade ediyorum. Siz o kelimelerdeki gibi birer hadi gidin yine dava açın. Yine dava açın bir daha yargılanacağım. Ama hakkımı sonuna kadar harcayacağım. İstersem 10 sene sonra gelsin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracağım. Vay be! Siz yaparsanız hakaret değil, biz size bu şekilde hitap edebilir miyiz diye sorsak bile hakaret he? İnanıyorsanız Allah'a, sizin Allah'ınız varsa o sizin inandığınız Allah sizin. Evet, bu kadar net konuşuyorum. Yazıklar olsun size be. Hadi gidin beni mahkemeye bir daha verin. Gidin bir daha şikayet edin beni. Siz insan değilsiniz be. Siz insanımsısınız. Evet, insan olsaydınız sözcüyle ilgili o şikayette evet bunlar birer hakarettir der, sözcünün lehine, karşı tarafın aleyhine bir kapatma cezası verirdiniz. Vermediniz. O kelimeleri hakaret kabul etmediniz ama ben size o kelimelerle hitap etsem diye sorduğum halde onları hakaret kabul ettiniz, yargıya koştunuz. Defalarca söylüyorum, binlerce söyleyeceğim. Allah ben değil. Canlarım, lütfen kusuruma bakmayın. Bu konuşmayı yapmak zorundaydım. Aksi halde bu öfkem sonsuza kadar devam edebilirdi. Bu ülke nereye gidiyor ya? Bu ülke nereye gidiyor? Bu ülkenin başı yok mu? Bu ülkenin padrağı yok mu? Nasıl bir ülke, nasıl bir hukuk, nasıl bir yargı, nasıl bir savcılık, nasıl bir hakimlik, yargıçlık bu ya? Adalet bunların neresinde ya? Bunlar adaleti nefretleriyle el ele yürütüyorlar ya. Adalet ve nefreti el ele aldırmışlar, tutuşturmuşlar. Kendileri de adalet ve nefretin ortasına girmişler. Birlikte güle oynaya yürüyorlar. Can yakıyorlar. Masum insanların canını yakıyorlar. Sen başka ne diyeyim bilmiyorum ki. Evet, bunların tüpü diplomalarını hukuk fakültelerinden değil, kasap dükkanlarından et sarılı olarak ve et halinde sinir kemik et olarak almış birer daha ne diyeyim ya. Evet. Buyursunlar. Canlarım hepinizi gözlerinizden sevgiyle öperim. Hoşça kalın.